Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Hülya Polat. Amerikalılar Kongre'nin federal bütçe açığını azaltmakla görevlendirdiği özel uzlaşma komisyonunun anlaşmaya varamamasına öfkeli. Kongre'nin partizan politikalar yüzünden sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kalması tepkiyle karşılandı. Finans dünyasının merkezi New York'ta çok sayıda kişi süper komisyonun anlaşma sağlayamamasına büyük tepki gösterdi. Şimdi kameralarımız New York'ta. New York'taki kötü hava adeta süper komisyonun bütçe açığını kapamayı başaramamasına öfkelenen sıradan vatandaşların ve finans uzmanlarının duygularını yansıtıyor. Kongremiz var, hükümetimiz var. Hangi partiden olursanız olun başarı sağlanamamış olması kongrenin iyi çalışmadığını gösterir. Partilerin bir araya gelip ülkenin sorunlarını çözmesini istiyorum. Krizle karşı karşıyayız. Ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak yol, köprü, okul inşaatlarına yetecek paramız yok. Halk seçimlerde oy vermeyerek kayıtsız kalmak yerine şu anki siyasetçileri kongreden tamamen def etmeli ve yeni bir sayfa açmalı. Bir uluslararası hukuk firmasında borsa uzmanı olan Jonathan Haynes'e göre çıkmaz, olumsuz sonuçlar doğuracak. Belirsizlik 2012 Kasım'ında seçimlere kadar sürecek. Seçimlerin sonucuna göre sonra da devam edebilir. Piyasaları ve ekonomiyi etkileyen birçok sorun var. Bu belirsizlik halkın korkuya kapılmasına neden olabilir. Wall Street şirketlerinden Rockwell Global Yatırım'dan iktisatçı Pete Cardillo ise karışık duygular içinde. Hem iyi hem de kötü haber var. İyi haber önümüzdeki yıl bütçede otomatik kesintilerin devreye girecek olması. Kötü haberse vergilerle ilgili. Vergiler artarsa ekonomi bundan olumsuz yönde etkilenir. Marianne Krautheim ise birçok Amerikalının duygularına tercüman oluyor. Ben işimi yapmıyor olsam cezalandırılır ve işten atılırdım. Siyasetçiler de işlerini yapmıyor. Cumhuriyetçilerle demokratlarsa süper komisyonun bütçe açığını azaltma konusunda anlaşamamasından birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Burası Washington, Amerika'nın Sesini izliyorsunuz. Mısır'da Yüksek Askeri Konsey yeni hükümeti kurma konusunda anlaştı ve Temmuz ayında yönetimi sivil bir hükümete bırakma sözü verdi. Ancak günlerdir Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda gösteri yapan halk daha hızlı değişim istiyor. Bu kez Mısır'daki duruma bakıyoruz. Eylemciler askeri yönetimin görevi gelecek yıl değil, derhal bırakmasını istiyor. Tahrir Meydanı bir süredir hiç bu kadar dolmamıştı. Erkek, kadın, genç, yaşlı tüm göstericiler sivil yönetime derhal geçilmesini istiyor. Bu gösterici Tahrir Meydanı'nda toplananların İslamcı, liberal, komünist, Müslüman ya da Hristiyan çeşitli kesimlerden geldiğini söylüyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan kalabalığın öfkesi gittikçe büyüyor. Kaygıların kaynağı ise şiddet ya da kan dökülmesi ihtimali değil ama yeni yönetime kimin geçeceği. Siyasi uzman Rani El-Malki, Ocak ayından bu yana gösterilerde sergilenen birlik tavrının bozulduğu görüşünde. İnsanlar farklılıklarını biliyor. Bundan dolayı da dayanışma kayboldu. Yüksek Askeri Konsey 9 ayda Mısır toplumunu siyasi açıdan parçalamayı başardı. Gelecek haftaki seçimlerin ileri yönde adım olacağını düşünenler var. Ancak Tahrir Meydanı'nda toplanan herkes demokratik çözüm yanlısı değil. Çatışma yaralarını gösteren bu gösterici, umarım burada ölür Allah'a kavuşurum diye konuşuyor. Bir başka gösterici, aşırı dinci bu kişilerin dikkatleri eylemlerinden başka yerlere çekmeye çalıştığını savunuyor. Gösterici aşırı dincilerin Mısır halkının tamamını temsil edermiş gibi görünmeye çalıştığını iddia ediyor. İktidardaki Yüksek Askeri Konsey ancak yönetimi devrederek protestocuların talebini karşılayabilir. Ama geçici hükümetin istifasından sonra koşullar askeri konsey için daha da zorlaştı. Siyasi uzman El-Malki fazla umutlu konuşmuyor.
They're thinking with the mentality of the old Egypt. I mean the military rulers, the askeri konsey hala eski kafayla çalışıyor. Komutanların hepsi eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in adamları. Mısır halkına hala son karar sanki hep kendilerinin olacakmış gibi yaklaşıyorlar. Siyasi monolog içindeler. Demokrasiye geçiş sürecinin idaresi konusunda başkalarının görüşlerini dinlemek bile istemiyorlar. Tahrir meydanında gösteriler ısrarla devam etse de göstericilerin çoğu seçimlerin yapılmasını ve nasıl olursa olsun bir şekilde kendilerini temsil eden bir hükümetin kurulmasını arzuluyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Mısır'dan Avrupa'ya geçiyoruz. Avrupa'daki ekonomik kriz sadece ülkeleri değil, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu da etkiliyor. NATO'nun bütçesi de zor günler geçiriyor. Kaynak yetersizliği, ittifakın beklenmeyen krizlere müdahalede hazırlık yeteneğini zayıflatma tehlikesi taşıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mart ayında Libya'ya müdahale kararı aldığında NATO bu görevi yerine getirebilecek tek örgüttü. İttifakın uçak ve gemileri Libyalı sivilleri korumak üzere bölgeye gönderildi. Operasyon isyancıların Muammer Kaddafi'yi devirmesiyle noktalandı. Fransız Hava Kuvvetleri Komutanı Stéphane Abrial aynı zamanda NATO'nun üst düzey komutanlarından. Libya, NATO'dan başka seçeneğimiz olmadığını gösterdi. Birleşmiş Milletler operasyon kararı aldığında bu işi NATO değil de hangi kurum üstlenecekti? Ancak NATO'nun gücü şimdilerde ekonomik kriz yüzünden sınavdan geçiyor. Zaten yıllardır Avrupalı liderler kamuoylarını NATO'ya kaynak ayırmaya iknada zorlanıyordu. Daniel Korski'ye göre Libya misyonu NATO açısından başarılı bir örnek. Ancak Korski, ekonomik zorlukların ittifakı olumsuz etkileyeceğini söylüyor. We're living in an age of austerity. Artık tasarruf önlemlerinin alındığı bir dönemdeyiz. Devletler savunma bütçelerinde sürekli kesintiye gidiyor. Bunu yaparken de diğer devletlerle eşgüdümlü çalışmıyorlar. Birçok ülke borç krizinden kurtulmak için savunma kapasitesini genişletmeyi düşünmüyor. Avrupa Savunma Ajansı'nın eski başkanı Nick Whitney'e göre asıl sorun para sıkıntısından ya da eşgüdüm eksikliğinden değil, savunma alanına duyulan ilgisizlikten kaynaklanıyor. We're not actually short of defense spending in Europe. Avrupa'da savunma bütçesi açısından sıkıntı yok. Sıkıntı fonları doğru yerlerde, doğru biçimde harcamada. Bunun nedeni de savunma konusunu ciddiye almamamız. Fransız komutan Abrial de bunun sorun olduğunu kabul ediyor ve bir sonraki krizin nerede, ne zaman çıkacağını ve nasıl bir operasyona ihtiyaç duyacağımızı bilemeyiz diyor. We need to be ready. Her duruma hazırlıklı olmalı, her koşula uyacak şekilde kapasitemizi genişletmeliyiz. Yeni bir kriz çıktığında birlikleri derhal sorunlu bölgeye gönderebilmeliyiz. Stéphane Abrial, NATO'nun daha fazla kaynağa, eşgüdüme ihtiyacı olduğunu ve ancak bu şekilde hem olası füze saldırılarına hem de siber saldırılara hazırlıklı olabileceğini vurguluyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Afganistan'daki Amerika ve NATO kuvvetleri 2014 yılına kadar geri çekilecek. Afganistan'ın komşuları da batılı ülkeler de ülkenin güvenliği ve ekonomik istikrarının korunması hedefine bağlı olduklarını tekrarlıyor. Ancak Washington'da uzmanlar Afganistan'da ilerleme için siyasi reformların şart olduğunun altını çiziyor. Şimdi bu görüşleri getiriyoruz ekranlarınıza. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Türkiye ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada terörle mücadelede komşu ülkelerin yardımı olmazsa barış umudu kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Amerika, Afganistan'da ekonomiyi canlandırmak için ortaklarıyla birlikte Yeni İpek Yolu adlı proje üzerinde çalışıyor. Plan, Orta Asya'daki kara ve demir yollarını Pakistan, Afganistan ve Hindistan'a uzatarak bölgesel ticareti arttırmayı amaçlıyor. Afganistan'a siyasi istikrar getirmezseniz yeni İpek Yolu kuramazsınız. En öncelikli konu bu ülkede istikrar çabalarının kesilmeden devam ettirilmesidir.
Michael O'Hanlon, Afganistan'dan asker çekme takviminin mantıklı bir süreye oturtulmasına rağmen asıl zorluğun bu ülkedeki siyasi sistemin güçlendirilmesinde yattığına işaret ediyor. 2014 yılı aynı zamanda Hamid Karzai'nin de görevdeki son yılı. Afgan halkının Karzai'nin yerine geçecek lideri seçmesine yardımcı olmalıyız. Afgan anayasasında Amerika'nın da sorumluluğu var. Bu anayasa devlet başkanına çok büyük, siyasi partilere, parlamentoya ve diğer siyasi örgütlenmelere çok az yetki veriyor. Anayasaya göre iktidardaki cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi mümkün değil. Bu ortamda sağlıklı bir şekilde seçim hazırlığı yapılamaz. Bazı uzmanlara göre geçen seçimlerdeki yolsuzluk iddialarının tekrarlaması durumunda Afganistan'da 2014 seçimleri tam bir facia olacak. Bu uzmanlara göre Afgan hükümetini istikrarlı bir çizgiye oturtmak için ciddi siyasi reformlara ihtiyaç var. Hukuk sistemi bozuk. Yargı Karzai'nin kontrolünde. Afgan devletinde daha çok kişinin öne çıkması, herkesin sisteme katılması ve güvenilir bir devlet yönetimi kurulması için merkezi sistemin yetkilerinin azaltılması ve bu yolla denetleme mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada Amerika ve uluslararası toplumun altyapısını kurması ve vatandaşlarına temel hizmetleri götürmesi amacıyla Afganistan'a mali yardımları sürdürmeyi planlıyor. 2014 yılından sonra da Afganistan'da şiddet olaylarının devam etmesi bekleniyor ancak gerek bölge ülkeleri gerekse batılı devletler Afganistan'da istikrar ve demokrasi sağlanması amacıyla ulusal uzlaşma sürecine destek veriyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Kabil'de geçtiğimiz günlerde 2000'i aşkın politikacı, aşiret ve cemaat lideri Amerika ile ilişkileri görüştü. Toplantıyı değerlendiren uzmanlara göre Afganistan'da barış sadece güvenlik kuvvetlerinin etkinliğine değil, daha büyük ölçüde özellikle tarım sektöründe kalkınmaya bağlı. Kalkınma olmadan barış ve istikrar sağlamak mümkün görünmüyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Sean Maroney'nin haberi. Birleşmiş Milletler, Afganistan'da şiddetin Amerika'nın 2001'de gerçekleştirdiği askeri müdahaleden beri en yüksek düzeye çıktığını bildiriyor. Afganistan Tarım Bakanı Asif Rahimi, Amerika'nın sesine ülke geleceğini silahların değil, tarımın belirleyebileceğini söyledi. Long-term stability in Afghanistan. Afganistan'da uzun vadeli istikrar, tarımsal kalkınma istikrar kazanmadan sağlanamaz. Ne yazık ki tarım sektörüne yapılan yatırımlar diğer bazı sektörlere oranla oldukça az. Afganistan'a yapılan doğrudan yabancı yatırımlar konusunda kesin istatistikler yok. Birleşmiş Milletler 2009'daki yatırım miktarını 185 milyon dolar olarak tahmin ediyor. Cato Enstitüsü'nde görevli dış politika uzmanı Malu Innocent, daha fazla yabancı yatırımın Afganistan'a olumlu etkisi olmayacağı görüşünde. Afgan Maliye Bakanlığı 3 yıl öncesine kadar elindeki paranın %80'inin nereye gittiğini bilmiyordu. Bunlar kritik konular ve esas sorun para değil. Verilen paranın etkili olarak nasıl kullanılacağının bilinmemesi. Innocent'a göre yeteneksizlik ve kötü yönetim hükümetteki yolsuzluklarla birleşince yeniden imar çalışmaları zarar görüyor. Bu da ülkedeki güvensizliğe katkıda bulunuyor. Tarım Bakanı Muhammed Asif Rahimi ise olumlu gelişmelere dikkati çekiyor. Bakanlık Afgan halkını doyuracak ve başkalarına da satacak düzeyde gıda üretme hedefine yaklaştı diyor. Rahimi Amerikan-Afgan ilişkilerinde bir değişim yaşandığını da söylüyor. Kalkınma ve yönetimi geliştirme alanlarına daha çok ağırlık verilecek. Uzun vadeli ortaklık eskisi gibi büyük ölçüde askeri sektöre dayanmayacak. Bu, Afganistan'da istikrarın yavaş yavaş sağlandığını gösteren iyi bir işaret. Tarım alanındaki kazanımlara rağmen istikrar, ülkenin en çok para getiren tarım ürünü olan haşhaş nedeniyle hala sağlanmış değil. Geçenlerde yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre Afgan hükümeti ve yabancı güçlerin haşhaş üretimini azaltma çabalarına rağmen yükselen afyon fiyatları ve güvensizlik nedeniyle üretim 2 yıldır artıyor. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi 2012'de kuruluşunun 70. yılını kutlayacak. Yıl dönümü için hazırlanan takvimden istiyorsanız ekranda gördüğünüz e-maile adınızı ve adresinizi yazın. Size takvim gönderelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarına ve özel haberlerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Adresimiz amerikanınsesi.com. Yayınımız burada sona eriyor. Yarın aynı saatte yine birlikte olmak umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.